karşında çaresiz bekliyor, bekliyorum ama çalmayacak gidiyor. Yüreğim diyor ki bu gece o telefonların aklına ihtiyacımız yok. Sadece ışığına ihtiyacımız var. Peki o telefonların ışıklarını kimler yapmalıdır? Aşka saygı duyanlar, aşka değer verenler, aşık olanlar ve aşık olmak isteyenler yapsınlar ışıklarını. Gel biz Marmaris sevdalarını. Ben sevmiştim yanımları hiç. Ben söyle. Ben de. Bu kadar mı özledin? Ben herkese iyi dinlemeler dileriz. Yaklaşık 3 yıldır bir organizasyon firması olarak burada kendi özel sektörde Marmaris Amfiteyatrı'da Marmaris ve gelen misafirlerimizi kültür sanat etkinlikleri yapmaya devam ediyoruz. Bu sene ve geçen sene tabii kötü bir süreçten çıktık. İşte Covid-19 olsun, orman yangınları olsun, ciğerlerimiz yandı. Ama biz hiçbir zaman Marmaris'te yaşayanının buna bir nebze bile olsa moral motivasyonu sağlamak için konserlerimize inatla devam ettik. Ki bundan sonra devam edeceğiz. Çünkü Marmaris'in en büyük biz kendimce, yani kendi film alıcıları düşündüğümüz kültür sanat açıkları vardı. Bir şekilde kendi çapımızda güzel etkinlikler yapmaya çalışıyoruz. 2022 yaz döneminde firmamız adına desteklerimiz sayesinde işte Kenan Doğulu konseriyle başladık. Arkasından Mor ve Ötesi, bugün de Hakan Altun, işte Buray, Melike Şahin. Bu yaz döneminde çok güzel bir program hazırladık, Sıla olsun. Daha çok var. Daha planlayacağımız çok var. Bunlar tabii ki de katılımla alakalı. Tek derdimiz bölge yaşayanlarının ve gelen turistlerin burada kültür sanat etkinliklerini artırmak ve onların katılımını sağlamak amacımız. Peki nasıl bugün? Mutlu musunuz bugünkü? Hakan Altun zaten çok popüler bir sanatçı. Çünkü kötü bir süreçten geçtik. İnsanlar henüz alışkın değil. Kötü bir süreçten yavaş yavaş iyileşip işte eğlenme moduna henüz gelemediklerini gördük ama şu an mutluyuz. Önemli olan Marmaris yaşayanlar da mutluysa o ekstra mutluluk katıyor bize. Yaz konserleriniz devam edecek. Devam edecek tabii ki de. Hatta şu an şeyi planlıyoruz. 2023'ün Marmaris Amfiteyatro'da tekrar yaz konserlerini planlamış bulunmaktayız.